Sebeplere takılmak değil midir yaşamımızı buhrana çeviren, perişan eden? Aynı zamanda yaşadığımız olaylara basiretsiz bakış açılarımız, bizi bir yere götürmeyecek olan inançlarımız, kalıplarımız, düşüncelerimizdir aslında bizi buhrana sokan. Öyle miydi, böyle miydi derken başımız döner, çıkamayız işin içinden. Döner dururuz bir çıkmaz sokağa girmişçesine. Falancaya kızarken, filancaya söylenirken perişan olur, hasta oluruz. Kendimize tamamen enerjimizi düşürür, kaptırırız. Nefsimize uyarız. Ve böylece herkesin, aslında tüm insanların hayatı çıkmaz sokağa dönerken intikamlar, intiharlar, bunalımlar, depresyon haller de işte çağımızın sorununu oluşturur. Birazdan ayrıntılarını paylaşacağım bu videoda bu çağımızın sıkıntılı durumlarının aslında niçin yaşadığımızı ve nasıl çıkacağımızı paylaşıyor olacağım. Bu durumdan güçlü bir iman ve ancak birlik enerjisiyle çıkabiliriz. Birlik enerjisine birazdan hiç bakmadığınız bir farklı pencereden bakabilmeyi aslında anlatabilmek istiyorum. Çünkü bazen birlik enerjisini çok farklı anlatılıyor, bu niveç akımlarıyla bizlere ifade edilmeye çalışılıyor. Biz birliği tamamen tanrısallık, kendimizdeki tanrısallığı açığa çıkarma gibi algılasak da aslında olan olay tamamen egoya ve nefse yönlendiriyor. İşte asıl birlik inancında nasıl bakmalıyız ve imanla ve her şeyin Allah'tan gelme, yani sır gözüyle bakabilmekle bu sorunları, aslında çağımızdaki sorunları nasıl aşacağımızı güzel örneklerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Bir köy muhtarsız olmaz. Bir iğne ustasız olmaz. Sahipsiz olamaz. Bir harf katipsiz olamaz. Bir memleket de hakimsiz olamaz. Ve böyle devam eder. Allah vardır, yer, gök ve içinde ne varsa her şeyde O vardır. Ve her şey O'nundur. İşte bu ifadeler insanın Allah'la olan bağlantısında inancımızı, teslimiyetimizi ve tevekkülümüzü arttırır. Öncelikle bu bakış açısıyla Allah'tan başka hiçbir şeyin olmadığını ve her şeyin Allah'tan geldiğini, bu kainatın sahipsiz olamayacağını ve her şeyin içerisinde O'nun sanat eserinin olduğunu, her sebeplerinin size gelişinde O'nun bir hikmetinin olduğunu baştan kalben ve bizim de dahi O'nun olduğumuza dair dilden bunu hissetme boyutuna geçirmemiz gerekiyor. Bunu ancak o şekilde gelen sebeplerin içerisindeki sırları anlamaya ve idrak etmeye, ancak bu bilinçte bunu idrak etmeye, bunu hissetmeye başladığımız zaman açığa çıkmaya başlayacak. O yüzden öncelikle bunu böyle dilden bir kalbe iyice indirmeye ve hissetmeye çalışacağız. Bunu yapabilmek için kendimize sürekli bunu hatırlatmamız gerekiyor. Hatırlattıkça, hatırlattıkça gelen olaylarda artık bunu iyicene hissetmeye ve o halin içerisinde yaşamaya başlayacağız. Çünkü bunu yaşayamazsak gerçek birliği anlayamayız. Kuvvetli bir iman ancak sebeplerin arkasındaki perdeleri şeffaflaşmasını sağlayarak bizim olayların arkasındaki ilahi mesajları okuyabilmemizi sağlar. Dünya okulundaki gizli öğretinin perdelerinin kalkmasını sağlar. Ancak böyle bu perdeleri okuyabildiğimizde işte gerçek anlamda o ilahi birliğin ne olduğunu anlamaya başlarız. Kainatta elbet her şey sebeplerle ortaya çıkar. Çünkü Allah'ın kanunu budur. Böyledir, böyle çalışıyor. Bunu öncelikle bir kabul edip içselleştirmemiz gerekiyor. Hayat için rızık gerekir, neslin devamı için dişil erkek. Çiçeklerin açması için baharın gelmesi gerekir. Hastalıklar için virüslerin, bakterilerin, sıkıntılı hallerin gelmesi gerekir. Felaketlerin başımızdan kalkması için afetlerin, depremlerin
başımıza gelmesi gerekir. Hepsi bir sebepler dahilinde bize yönlendirilir. Mazlumların zulme uğramasının sebebi de zalimlerin olmasındandır. Yani yaşamımızda maddi manevi ortaya çıkan sebeplere takılmadan her yerde Allah'ı görebilmek, Allah'ı müşahede edebilmektir. Manevi durumumuzu ortaya koyması için aslında bu bela ve musibetler bizzat adresimize postalanır. Gönderen kim midir? Gönderen tabii ki Allah'tır. İşte burada birliğin gerçek manasını idrak eden biri, belayı da, musibeti de nereden geldiğini çok iyi bilir. Yani hastalığın manasını da bilir, bela ve musibetin manasını da tam olarak idrak etmeye başlar. Düşünsenize, kainatta hiçbir şey maksatsız ve çirkin olarak yaratılmamış. Yaratmamış Allah bunu. Ve o zaman Yaratan'ın bize gönderdiği musibetler, belalar, hastalıklar da hiç bir çirkinlik olarak adresinize postalanabilir mi? Buna hiç böyle baktınız mı? Yani hiçbir şey çirkin değildir, hiçbir şey kötü değildir. Hepsi Yaradan tarafından gönderilen, bizim ona kavuşmamız için gerekli olan, yolda öğrenmeniz gereken sınavlardır. Ancak bu sınavları bu şekilde birlik bilinciyle bakabildiğimizde ve o gelen postanın Allah'tan geldiğini bildiğimizde, işte o zaman bu gerçekten yaşadığımız her şeyin çok daha kolaylıkla idrak eder, çok daha kolaylıkla sınavlarımızı geçmeye ve gelen ilahi mesajları okuyabilmeye başlarız. Biz buna kendini bilme yolculuğu da diyoruz. Yani ruhsal gözlüğü takmak, biraz dünyasal gözlüğü çıkarmak. Bu bizi birlik enerjisine çıkarır. İmanımızı, inancımızı arttırır. Ve bununla birlikte bu çağımızın hastalıklı durumlarından, bunalımlarından, depresyonif hallerinden çok daha hızlı bir şekilde ortadan kalkmasına sağlar. Kendini bilen, kendini değiştirebilen, kendinde bir dönüşümü yaratabilen, ilahi mesajları okuyabilen ancak bu yeni enerjilere uyumlanabilir ve bu üçüncü boyut illüzyonundan çıkabilir. Sadece dünyasal baktığımızda kişilere, durumlara ve olaylar içerisinde nasıl hapishaneye soktuğumuzu kendimize söyledim. Bu hapishaneden çıkmak sizin elinizde. Ancak gerçek anlamda birliği anlayabilmek, ilahi olanı kavrayabilmekle mümkün. Bu dünyada misafirhanede olduğumuzu hatırlamak gerekiyor. Mesela çağımızın en büyük hastalığı nedir? Kanserdir. Herkes bende bir kanser var mı yok mu ve endişe ve kaygı içerisinde. Oysa ki hepimiz sonunda ölmeyecek miyiz? Ve ölümü niçin unutuyoruz? Niçin sebeplere bu kadar takılıyoruz? Bunu sebebi göndereni unutacak kadar, sebeplere tapacak kadar niye bunlara tutunuyoruz? Dolayısıyla biz kendi kendimize aslında kin ve nefret yapacak kadar sebeplere tutunmamız veya hayranlık uyandıracak kadar orada bir hayranlık göstermemiz tamamen yine olayın içerisinde kendimizi kaptırmamız ve putlaştırmamızla alakalı. Olaylara ne tür bakabilmeli ve ne tür kalabilmeliyiz? İşte yoksa bu çağımızın en yaygın hastalığı olan kanseri aslında ruhlarımıza kadar işlediğine ve ruhlarımızın içerisinde ruhlarımızı kanser yaptığımızın farkında bile maalesef ki olamaz duruma gelmek üzereyiz. İşte birlik enerjisinde ne tapacak kadar, hayranlık duyacak kadar bir kıymet ve önem verir, ne de kin ve nefret duyacak kadar olayları ciddiye alır. Her şey Allah'tan geliyordur. Her şey Allah'ın isimleri ve sıfatlarıyla aynı şekilde bizlere yansıyordur. İşte tasavvuftaki bu anlatılan aynalık sistemini yine burada da görmekteyiz. Özellikle verdiğim eğitimlerde bu sistemi daha iyi idrak edebilmek, okuyabilmek ve ruhsal gözlüklerle hayata bakabilmemiz açısından muazzam bir önem taşıyor. Yani burada önemli şey her şeyin Allah'tan geldiği, imanımız ve gerçekten bu döngülerden çıkabilmek istiyorsak
artık Yaradan'ın o birlik bilinciyle, sır gözüyle olayları görebilme kapasitemiz de ancak tekamül seviyemizi arttırıp bu döngülerden çıkabileceğiz.